Şimdi özel olarak biz bugün programın başlangıç programı olması münasebetiyle de Kur'an'la ilişkimizi konuşalım istedik. Siz şöyle bize bir genel çerçeve çizmek ister misiniz hocam? İsterim. Şöyle ki, hatta birazcık Yasin suresi üzerinden devam ederek bir çerçeve çizmeye başlayayım. O şekilde ifade edeyim. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'ın Peygamber Efendimiz'in hakkında onu dinde fakih kıl ve ona Kur'an'ı anlamayı, açıklamayı öğret diye niyazda bulunduğu Mümtaz sahabi, Peygamber Efendimiz'in amcasının oğlu Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma bir ifadesinde diyor ki, Yasin suresinin son ayeti inince ben Yasin suresinin niçin ettiğini o zaman anladım, o zaman idrak ettim. Çok mühim bir ifade. Yasin suresine devam etmemizin, başlamamızın en önemli ifadelerinden, sebeplerinden bir tanesi bu oldu. Bir de Kur'an'ı anlamamızın, Kur'an'ın hayatımızla ilişkisini çözümlememizin bir kapı, bir ufuk açması bakımından çok önemli bir ifadeydi bu cümle. Diyor ki son ayette, فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, o Allah ki bütün varlığın yönetimi, hükmünü, idaresini elinde bulundurur. O Allah bütün eksik ve noksan sıfatlardan münezzehtir. Yasin suresinin, Kur'an'ın kalbinin son cümlesi, son ifadesi budur. Ve son cümle, son tabir, son terkip şöyle bitiyor Yasin suresi. وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, ey insanlar, siz Rabbinize döndürülmektesiniz. İçinde bulunduğumuz en büyük hakikati ifade ediyor Yasin suresi ve Kur'an aslında. Biz Allah'a dönüyoruz. İçinde bulunduğumuz nimetler, ne kadar sefa içerisinde olursak olalım, ne kadar kıymetli değerli nimetlerin içerisinde olursak olalım, bu nimetler bitecek. Biz Allah'a dönüyoruz. İçinde bulunduğumuz sıkıntılar, musibetler, ne kadar çileli, ne kadar can yakıcı, ne kadar keyif kaçırıcı olursa olsun, içinde bulunduğumuz sıkıntılar da bitecek, çileler de bitecek. Biz Allah'a dönüyoruz. Şimdi bu dönme bilinci, Kur'an'ın insana yüklediği en yüksek mefkure, aslında varoluş bilinci, varoluşun anlam ve amacının aranması konusunda Kur'an insana en kıymetli rehberliği yapıyor. Yasin suresinin son cümlesi de insana bu şuuru telkin ediyor. Baksanıza, işte doğduk, işte çocuk olduk, işte genç olduk, işte olgunluk çağını bulduk, işte yaşlanacağız ve işte öleceğiz. Yaşlanıyoruz ve bir yolculuğun içerisinde gidiyoruz. Bu gidiş nereye? Nereye gidiyoruz? Nereye doğru yol alıyoruz? Yani vücudumuzun üzerinde inşa edilmiş bir kanun var ve biz o kanuna hiçbir şekilde müdahale edemiyoruz. Hep genç kalmak isterdim, hep çocuk kalmak isterdim ama olmadı, başaramadım. Vücudum, ruhum bir kanunun üzerinden seyahat ediyor. Yolculuk nereye? Hedefte kim var? Şimdi Kur'an insanın sorduğu, cevabını aradığı en büyük sorulara cevap veriyor. Bir boyutuyla aklında bilgi inşa ederken bir boyutun da kalbinde bir inşa ediyor insanın ve insanın eylemlerini onun izzetine, şerefine yakışır bir şekilde Kur'an tanzim ediyor, düzenliyor. Onun için bu zaviyeden bakıldığında Kur'an insana izzet ve itibarını, şerefini iade eden bir kitap olmasından dolayı insanların hakka ulaşmak, hakikate ulaşmak konusunda ellerindeki tek imkandır Kur'an. Bu açıdan bakıldığında genelde insanlığın, özellikle de bir Müslümanın şu yaratıldığı arsayı alemde saadeti yakalayabilmek, mutluluğu içine sindirebilmek, mutluluğu deneyimleyebilmek için elindeki tek imkan aslında Kur'an'dır. Çünkü biz bu açıdan baktığımız zaman asr-ı saadette, yani eşya zıttıyla bakalım mesela İslam insanları nereden aldı, nereye getirdi? İşte sarkacın uç noktalarında, o makasın iki açık tarafında insan gerçeğini analiz ettiğiniz zaman devri saadette, öncesinde cahiliye asrında ve Efendimizin saadet asrında Kur'an'ın hayatımız için, varlığımız için, benliğimiz için, insanlık için bir hidayet rehberi olduğu hakikati çıkıyor ortaya.
Kur'an kendisini tanımlarken pek çok ayette şifa unlime fissudur der mesela. Göğüslerin içinde bireysel anlamda ve toplumsal anlamda insanların başına bela hastalıkların çaresidir. Kur'an. Sonra Kur'an'ın tanımlarken huden müttakin der. Sakıncı olarak olan, hakikate ulaşma derdi olan insan için rehberdir Kur'an. Ve yehdi cilleti hiye akvam. Kur'an yolların içinde en doğru yola ileten bir kitaptır. Rönesans ve reformdan sonra insanlığın haline bir bakalım mesela. Yani bugün dünya şöyle bir geriye yaslandığınızda dünyanın her yerinden ateşler çıkıyor, dumanlar çıkıyor. İnsan medeniyet krizinin içerisinde kıvrım kıvrım kıvranıyor. Amerika'daki olaylar bunun sancısıdır aslında. O olayların yani o zenci o Amerika'da öldürüldü, Avrupa'da öldürülmedi ki. O ateşin Avrupa'ya da sıçramasının, oradaki gösterileri dünyanın her yerinde protesto edilmesinin nedeni çünkü insanlığın önüne Rönesans ve Reform'la birlikte konulan o profan dünya, o seküler dünya, o kutsaldan arındırılmış dünya insanlığı tatmin etmedi, edemedi. Evet, doğrudur. İnsanlığa pek çok şeyi verdi. Makineleri verdi, makineleşmeyi verdi, mekanikliği verdi, tekniği verdi, bilimi verdi. İnsanı, evet, kuşlar gibi bulutların üzerinde uçurdu. Doğrudur. Balıklar gibi suların altında yüzdürdü. Ama insanı insan gibi bu yeryüzünde yürütmeyi unutturdu. İnsanın insan gibi yürümesini unutturdu. İşte aslında kendi acizane tespitim olarak şunu ifade edebilirim. Kur'an'la ve peygamberle ilişkimiz bağlamında bugün insanlığın yaşadığı medeniyet krizinin dünyanın her yerinden Kur'an'ların çıkmasının ezenin de ezilenin de zalimin de mazlumun da mutsuz olmasının en temel sebebi budur. Çünkü insanlık ilacına burun kıvırmıştır. İlaç Kur'an'dı. Kur'an alemler için bir öğüttü. İnsanlar öğütsüz kaldılar. Kur'an alemler için bir şifaydı. İnsanlar devasız kaldılar. Devasız dertlere düçar oldular. İnsanların Peygamber Efendimiz'den uzak kalmasının sendromlarıdır aslında insanlığın şu anda içinde yaşadığı travma. Çünkü Efendimiz وَمَا اَرْسَلْنَكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Efendimiz alemlere rahmetti. Bugün insanların acımasızlığının, hunharlığının en temel sebebi budur. İnsanlar kendi rahmet kaynaklarından uzaklaştılar. Efendimizin ikliminden uzaklaştı insanlar. Onun için Kur'an'la ilişkimiz bir varoluşsal ilişkidir. Ve Allah onu Kur'an'da bizzat kendisi bir habli necat. فَاتَسِمُوا بِحَبِّرَّهِ جَمِيعًا Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ifadesiyle onu bir kurtuluş ipi olarak vasfeder. Bu açıdan baktığımda ben gerçekten belki biraz sonra imkan zaman olursa aşamalarını konuşmak isterim. Yani bir Müslümanın Kur'an'la ilişkisinin aşamaları, onu hayatımıza intikal ettirmenin merhaleleri ama ana hatlarıyla böyle bir şimdi portre çizmiş olayım. Peki. Bir hidayet çağrısı olarak Kur'an hayatımızda bize hep müjdeli, hep büyük bir çağrı ve rehber olarak aslında duruyor. Fakat biz mesela Müslüman bir memlekette doğmuş insanlar olarak hocam, Kur'an tabii ki hayatımızın rehberi diyoruz ama acaba öğrenilmiş ya da atalarımızdan gördüğümüz şekilde mi Kur'an'la muhatap oluyoruz? Kur'an'la muhatabiyetimizin temel mihrakı ne olmalı? Nasıl bir yol çizmeliyiz kendimize ve her an bize Kur'an nasıl yeniden hitap etmeli? Şimdi ben Kur'an'la ilişkimizin birbiriyle bölünmez bir bütün olan, normalde saç ayağı üçlü olur ama dörtlü saç ayağı diyelim, bir masanın dört ayağı gibi. Kur'an'la ilişkimizin ancak ayakta kalabileceği dört ana taşıyıcı kolonun var olduğunu düşünüyorum. Sadece bana ait bir düşünce değil. Bizim kadim ulemamız, büyük alimlerimiz hep böyle tespit etmişlerdir. Bir Müslümanın Kur'an'la, Allah'ın kelamıyla, Allah'ın kitabıyla hakikat çağrısı olan, canlılık çağrısı olan, ihya kaynağı olan Allah'ın kelamıyla ilişkisi nasıl olmalı? Dört aşamada söz konusu olduğunu düşünüyorum bu ilişkinin. Birinci aşama, elbette ki Allah'ın
Peygamber Efendimiz'e ilk emri oku emridir. Kur'an'ın aslında okunmasının da 4 aşamasıdır. Şimdi bu zikredeceğim Kur'an'la ilişkimizdeki 4 katman, 4 boyut, aynı zamanda Kur'an'ı okumamızın da 4 aşamasıdır. Kur'an'la aramızdaki ilişki bizim bir kıraat, bir tilavet ilişkisidir. Ama Kur'an'ı hangi seviyede, nasıl okumamız gerekiyor, sonuç ne olması lazım? Kur'an'ı bizim dille okumamız lazım öncelikli olarak. Çünkü Kur'an'ı tanımlarken büyük alimler şöyle bir tanım ortaya koymuşlar. Kur'an okunuşu ibadet olan bir kitaptır. Kur'an tilavetiyle taakkuk edilen bir kitaptır. Şu halde Kur'an'la ilk işimiz, ilk ilişkimiz dille başlar. Kur'an kalbe evvela ve öncelikle dil ile nüfuz eder. Kur'an'ı okumak bizatihi okumanın kendisi ibadettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurmuş. Demiş ki, bir Müslüman düşünün, bir mümin düşünün. İmanından dolayı, bu Kur'an okuyor aynı zamanda, imanından dolayı tadı güzeldir. Kur'an okuduğu için de kokusu güzeldir. Kur'an okuyan bir mümin kavun gibidir. İmanından dolayı lezzeti güzel ve kıraatinden dolayı kokusu güzel. Bir mümin düşünün ki Kur'an okumuyor, bu hurma gibidir. Efendimiz böyle buyuruyor. Yani siz o hurmayı alsanız, burnunuzun içine bile koysanız, ondan bir koku hissedemezsiniz. Kur'an okumanın bizatihi, yan tarafta müminle olan, sizinle benim aramda gidip gelen, hissedilen bir etkisi, bir tesiri, bir teessürü söz konusudur. Sonra bir günahkar düşünün ki Kur'an okuyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki günahlarından dolayı onun tadı acıdır. Ama Kur'an okuduğu için kokusu güzeldir, o reyhan gibidir. Gerçekten de reyhanın tadı zehir zemberektir. Böyle aklınıza istinaden işte hayvanlar filan ondan kesinlikle yemezler. Ama kokusu cezbedici bir kokusu güzel vardır. Evet. Bir günahkar, bir münafık, bir mücrim düşünün ki Kur'an da okumuyor, günahların içerisinde de cirit atıyor. Böyle bir insanın durumu diyor Peygamber Efendimiz de bu cehil karpuzu gibidir. Ne tadında hayır vardır ne kokusunda hayır vardır. Öncelikli olarak şunu bilmemiz gerekiyor. Kur'an duvarda asılı olmamalı. Kur'an gönlümüzün duvarında asılı olmalı. Kur'an'la sıkı bir ilişki içerisinde olmamız lazım. Bunun da ilk adımı, ilk aşaması dilin Kur'an'ı okumasıdır. Biz buna tilavet diyoruz. Biz buna kıraat diyoruz. Evet. Onun için mesela bir insanın dindarlığının taşıyıcı kolunu demek olan namazın en önemli rükünlerinden birisi kıraattir. Yani bir Müslüman düşünün ki namaz kılmıyor. Yani bu çok sıkıntılı bir şeydir, zorlu bir şeydir. Elbette ki namaz kılmayan bir insan Müslüman değildir. Asla öyle bir cümleyi kurmamızın imkan ve ihtimali yoktur. Ama Cenab-ı Peygamber buyurmuştur ki Salatu imadu din, men ekameha fakat ekame din ve men hedemeha fakat hedeme din. Namaz dinin, dindarlığın bireyidir. Onu diken, onu ikame eden dindarlığını ikame etmiş olur. Onu yıkan da dindarlığını yıkmış olur. Namaz dindarlığın rüknüdür. Kur'an'ı okumak, namazda Kur'an'ı okumak da namazın bir rüknüdür. Namazın taşıyıcı kolundur. Onun için ilk aşamada Kur'an'la temasımızın ilk aşaması dilin tilavetidir, dilidir. Ama burada bitmedi. Bizim Kur'an'la ilişkimizdeki en büyük hatamız budur. Biz işin burada bittiğini düşünüyoruz. Hı hı. Asla öyle değil. Sonra aklın Kur'an'ı tilaveti söz konusu. Hı hı. Aklın Kur'an'ı tilaveti tekürdür, tezekkürdür, demektir. Şöyle bir tespit yapayım, mevzunun kısa bir şekilde özetlenmesi bakımından. Bakınız, lütfen. Kur'an'da akla atıfta bulunan, akletmenin emredildiği, aklın kullanılmasının talimat buyurulduğu, tefekkür edilmesinin emredildiği yaklaşık 600 küsur ayet vardır. Kur'an'da 6236 ayetin olduğunu düşündüğünüz zaman adeta ve sanki Allah Celle ve Ala Hazretleri her 10 ayette bir Müslümanlara tefekkür edin, analiz yapın, bakın etrafa, bakın güneşe, bakın başınızın üstündeki buluta, buluttan suya, o suyu karşılayan toprağa, topraktaki tohuma tefekkür edin,
düşünün, derinlemesine analiz edin buyuruyor Allah Celle ve Aleyh Hazretleri. Onun için aklın, Kur'an'ın tefekkürü lazımdır. Kur'an'ın düşün dediği yerde bir Müslümanın, bir müminin düşünmesi, tefekkür etmesi onun aklıyla Kur'an'ı okumasıdır ki bunun eşi emsali yoktur. Kur'an'da ayet kavramı çok enteresan bir kavramdır. Ayet kavramı alın anlamda zikredilir Kur'an'da. Evet, bizim bildiğimiz en kısa yoldan iki manayı zikredivereyim. Bir tanesi Kur'an'ın her bir cümlesi ayettir. Peygamberlerin ellerinden zuhur eden mucizeler birer ayet. Sonra ayetine baktığımız zaman Kur'an afaki ayetler vardır. Dış dünya bir takım ayetler vardır. Güneş bir ayettir, ay bir ayettir. Başınızın üstünde uçan bir kuş ayettir. Karınca bir ayettir. Virüs bir ayettir, korona bir ayettir, mikrop bir ayettir, bitkiler birer ayettir, deve bir ayettir. Mesela Gâşiye suresinde Allah buyuruyor ki اَفَلَا يَنْدُرُونَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. Devenin nasıl yaratıldığına bakmıyorlar mı? وَاِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ نُصِبَتْ. Dağların nasıl kazıp yeryüzüne mutlandığına bakmıyorlar mı? Ayettir. Onun için de Allah'ın varlığına işaret ettiği için, alamet olduğu için Kur'an'a göre bütün varlık alem olarak isimlendir. İnsan bunun üzerine düşünmeli. Sonra bazı ayetler insanın varlığında benliğindedir. Akıl bir ayettir, kalp bir ayettir, vicdan yettir, nefis bir ayettir, ruh bir ayettir, göz bir ayettir, parmağınızın ucundaki iz bir ayettir. İnsan, biz bunlara enkusi ayetler diyoruz. Kur'an'dan o ifadeyi ödünç alarak zikretmem gerekirse, bunlar insanın benliğine kazınmış ayetlerdir. İnsan bu ayetleri fark ettiği an Allah'ı başucunda bulur. Allah öyle uzayın derinliklerinde, kaftanın arkasında bir tahtın üzerinde filan haşa değil. İnsan kendi varlığını fark ettiği an, şu vücudunda işleyen mekanizmayı fark ettiği an, ruhunu fark ettiği en yakın noktada bulur. Ne kadar yakın bir nokta biliyor musunuz? Nasıl akrabu habil ve iddiadan bile daha yakın bir noktada bulur insan Rabbini, Allah'ı. Yeter ki aklını kullansın. Yeter ki tefekkür etsin. Onun için bazı ayetler benliğimizde kazılır. Biz bunlara enfüsi ayetler deriz. Bir de göre olaylar birer ayettir. Etrafımızda dönüp dolaşan olgular, hadiseler birer ayettir. Kavimlerin felakı birer ayettir. İnsanlığın içinden geçtiği bir takım badireler, sıkıntılar ayettir. Allah'ın tarihe müdahalesidir bir tür. İnsan bunların üzerine tefekkür edecek. Bakınız, helak edilen pek çok kavmi Allah zikrettikten sonra Kur'an'da buyurur ki اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰيَتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Bunda düşünen birçok ibretler, ayetler vardır. Düşünün üzerinde der. Kıssalar onun için. Nuh tufanı onun içindir. Lut Aleyhisselam'ın kavminin helak edilmesi ondan sebeptir. Düşünmemizi istiyor. Sonra bir de ayet ifadesinin çok enteresan bir anlamı vardır. İnsan bir ayettir. Allah Kur'an'da Hazreti'nin bir onu söyler. Ondan babasız doğan Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bir ayet olduğunu söyler. Kızıldeniz'de son nefesini aldığında, son nefesini verdiğinde ben de İsrailoğullarının iman ettiği Allah'a şimdi iman ettim diyen Firavun'un, ama o bu tövbesi, bu imanı kabul edilmeyen Firavun'un ayet olduğunu Allah şöyle ifade eder. Buyurur ki فَيَوْمَ نُنَجِّكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ اَيَّ. Biz senin bugün bedenini kurtaracağız. Senden sonrakiler için bir ayet olman için. Biz senin böyle bugün bedenini kurtaracağız. Biz senin bedenini kurtaracağız der. Onun için gerçekten bir Müslüman, herhalde öyle diyorum, bugün insanlar işte çokça akıllı akli aktivitede bulunsunlar, Alzheimer, Parkinson olmasınlar diye bulmaca çözdürülüyor, farklı zihinsel aktivitelere teşvik ediliyor filan. Elbette ki Kur'an bunun için okunmaz, böyle bir şeyden bir nesil, ama ben diyorum ki bir insan düzenli olarak Kur'an okusa ve Kur'an'ın üzerinde tefekkür etse, bu tefekkür hali, bu çok yönlü tefekkür hali, İnsanın aklını az kullanmasından, zekasını seyrek kullanmasından dolayı müptela olduğu
pek çok hastalıktan bile insanı koruyacaktır. Bu yönüyle bile Kur'an insana aslında şifa olacaktır. Aklın Kur'an okuması gerekiyor, tefekkür. Bir merhale daha var. Kalbin Kur'an okuması. Yani bizim kalp ve Kur'an okumamız gerekiyor. Çünkü sadece Allah aklımıza hitap etmiyor, kalbimize de hitap ediyor. Hatta şunu ifade edebilirim. Bir ayette Allah buyuruyor ki: "Efela yetedebberunel Kur'ane em ala kulubin aqfaluha?" Onlar niçin Kur'an'ın üzerinde tefekkür etmiyorlar? Yoksa onların kalplerinde kilit mi var? Yani tefekkürün bir boyutunu da Allah Kur'an'da kalple ilişkilendiriyor. Onun için Kur'an sadece aklımızda bilgiyi inşa etmiyor, kalbimizde duyguyu da inşa ediyor. Korkularımızı dengeli bir korku hali inşa ediyor Kur'an ruhumuzda, benliğimizde. Dengeli bir sevinç ve ümit hali inşa ediyor. Kur'an'dan sadece bir almamız gerekiyor. Kur'an'dan aynı zamanda bir şuur ve bir duygu almamız gerekiyor. İhlas suresini okuduğum zaman, somutlaştırayım, hadi öyle yapalım. İhlas suresini okuduğumda gerçekten hasbiliği, niyeti, ihlası kendime bir medar olarak, bir karakter özelliği olarak benliğime eklemem gerekiyor. Yani bundan kıldığım bütün namazları, tuttuğum oruçları, yapları, insanlara yaptığım iyilikleri sadece ama sadece öldükten sonra Allah'ın bana vereceği mükafat ve ebedi mutluluk için yapmam gerekiyor. Sevgiyi mesela yüklendi. Kur'an bize sevmeyi öğretiyor. Estaizu billah. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا Allah iman edip salih amel işleyenlere vüt verecek, meveddet verecek, muhabbet verecek, sevgi verecek. Kur'an bize Allah'ı sevmeyi, buna Abdullah diyelim ve Allah'a götüren her şeyi sevmeyi, buna da el-hubbu lillah diyelim. Bunları öğretiyor bize. Sevgiyi öğretiyor. Anne babayı sevmeyi öğretiyor. Sokakta acı çeken o sokak hayvanlarının derdini içinde, sinende hissetmeni öğretiyor. Dicle'nin kıyısında kurdun kaptığı kuzunun vebalini içinde hissetmeni, o muhabbeti, o sevgiyi öğretiyor. Kur'an insana huşuyu öğretiyor. İnsan başını kaldırdığında, göğün muhteşemliğini gördüğünde, dağların Allah'ın kudretiyle yeryüzüne nasıl çakıldığını gördüğünde, Kur'an insana huşuyu öğretiyor. Kur'an insana ihsanı öğretiyor. İhsanı, Allah'ı, siz Allah'ı görmeseniz de Allah'ın sizin iliklerinize kadar hissetmeniz. Böyle tanımlamıştı Efendimiz. Şimdi ben bakıyorum, Allah'ın ilminden bahseden ayetleri gördüğümde, okuduğumda, bir tanesinden bahsedeyim. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ بَرَكَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا Öyle buyuruyor. Dalından düşen bir yaprak yoktur ki Allah bunu bilmesin. Benim Rabbim kaç trilyon, kaç milyar, kaç bir vardır bu yeryüzünde. O trilyon ağacın kaç trilyon kere trilyon dalı, kaç trilyon kere trilyon kere trilyon yaprağı vardır. Benim Rabbim o yaprağın düşmesini bile bilir. Bu duygunun bana armağanı, karakterime eklemlediği özellik nedir? Bende inşa ettiği karakter özelliği nedir? Biz buna ihsan diyoruz. İhsan, kalbin taşıdığı çok müstesna bir duygudur. Kalbimizi inşa ediyor, duygu durumumuzu inşa ediyor. İdrakimizi, karakterimizi, kişiliğimizi, benliğimizi inşa ediyor Kur'an. Onun için Kur'an duygularımızı yönetmeli. Kur'an okuyan bir insanın duygu durumu dengelidir. Kur'an duygu durumunu dengeler. Peygamber Efendimiz'in de Kur'an'a duygusal yaklaştığını, duygu durumunu önemsediğini biz biliyoruz. Mesela ben hatırlıyorum, Efendimiz Tekasür suresini bir defasında ashabını okumuş. Okumaya başlamadan önce demiş ki, şimdi ben size bir sure okuyacağım, herkes ağlayacak. Ağlayamayan ağlar gibi yapacak. Ben size şimdi öyle bir sure okuyacağım. Ve Efendimiz Tekasür suresini okumuş ve sizi çokluk ağlattı arasındaki gelen ifadeleri okumuş. Duygu durumu çok önemlidir. Bakın, hiçbir gölgenin olmadığı bir günde arşın gölgesinde gölgelenecek 7 kişilik bir insan karakteri, bir insan tipolojisi, mümin şahsiyetini anlatırken Efendimiz bir kişiden bahseder. Buyurur ki, racülün, bir Müslüman düşünün, bir mümin düşünün. Zekerallaha haliyen etabet aynahu yukaşetille. Lambalar sönmüştü, el ayak çekilmişti, perdeler çekilmişti, kapı. Kendi hali neydi? Allah düştü gönlüne, Allah'ı hatırladı ve Allah'a olan sevgisinden, muhabbetinden, mekafetinden, saygısından gözleri yaşardı da
Efendimiz buyuruyor ki hiçbir gölgenin olmadığı bir günde bu duygu durumuna sahip olan insan arşın altında Allah'ın himayesinde kıyametin o dehşeti vaktinde Allah tarafından mahfuz olacak, korunacak yani. Onun için ben şunu demek istiyorum burada. Yani biz Kur'an'ı okurken duygu durumumuzu Kur'an'ın inşa edebilmesi için ona gönlümüzü açmamız lazım. Benliğimizle yönelmemiz lazım. Ön yargılarımızdan arınarak gerçekten hulusi kalple derler eskiler. Evet. İhlas ile yönelmemiz lazım. Ashab-ı kiram derler ki Kur'an'dır ki ihlas ile samimiyetle kendisine yaklaşanın hidayetini arttırır Kur'an. Ve öyle bir kitaptır ki art niyetle yaklaşanın sapkınlığını, azgınlığını arttırır Kur'an. Kur'an öyle bir kitaptır. Onun için duygusal okuma, kalbin Kur'an kıraati, bunu önemsiyorum. Bir de son olarak şu merhaleyi daha zikredeyim. Lütfen hocam. Eylemlerin, uzuvların, davranışların Kur'an okuması. Yani salih amel dediğimiz Kur'an'da bir de Kur'an organlarla okunur. Çünkü bu noktaya niçin ulaştım? Kıraatin bu türüne. Çünkü Peygamber Efendimiz bir hadisi vardır Efendimizin, çok mühim, buyuruyor ki İkra'il Kur'an'a menehe. Şimdi Allah bir şeyi emrediyor Kur'an'da ve bir şeyi yasaklıyor. Bir yasak çıkıyor Kur'an okurken. Gıybet etme, suizan yapma, yetim malı yeme, iftira atma, harama bakma, can yakma, üzme, kırma, vurma. Allah böyle buyuruyor. Bunlar emir. Bir taraftan da yasaklar var. Şunları şunları yapma veya yap şeklinde. Şimdi Efendimiz buyuruyor ki sen Allah'ın sana emirde bulunduğu bir ayeti okuduğunda o emiyorsan, sen Allah'a koyduğu bir ayeti okuduğunda o yasaktan köşe bucak kaçıyorsan sen Kur'an okuyorsun demektir. Ama Efendimiz buyuruyor ki fe in lem yenhek, eğer sen Allah'ın yap dediğini yapmıyorsan, yapma dediğini yapıyorsan feleste takra'uhu, Efendimiz buyuruyor ki sen Kur'an okumuyorsun demektir. Dolayısıyla burada bir şey çıktı. Kur'an okumak dediğimiz şey, dil ile başlayan, akıl ile devam eden, akıldan kalbe akan, kalpten de hayata doğru gergef gergef, ilmek ilmek akan, hayatı inşa eden, işleyen, adeta bir kaneviçe oyası gibi hayatı böyle gergef gergef ören külli bir hadisedir. Evet. Bunun bir mükafatı olacak, bir ödül olacak biliyor musunuz? Yani bu Kur'an'ı hayatın içerisinde hayata taşıyana kadar bu dörtlü safhada okumamızın bize bir armağanı, ödülü olacak. O ödül şu. Şimdi biz Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'ın emirlerini ve yasaklarını hayatımızda tam olarak ete kemiğe büründüğümüzde bunun bir adı var. Biz buna takva diyelim. Evet. Şimdi takvalı olduğumuzda, yani Kur'an'ı hayatımızın içerisinde ete kemiğe büründüğümüzde bunun bir adı olacak. Allah buyuruyor ki İntettekullâhe yec'allekum furkânen. Eğer siz müttaki olursanız Allah sizin gönlünüze, kalbinize furkan verecek. Furkan. Furkan nedir? Hakla batılı, zehir ve şifayı, kurtla tuzuyu, eğriyle doğruyu birbirinden ayırmamızı sağlayan derin idrak, derin sezgi, derin anlama kabiliyeti. Şununla noktalayayım, diyeyim ki Furkan insanın içindeki Kur'an'dır. Kur'an da insanın dışındaki Furkan'dır. Kur'an Furkan'dır. Hatta batılı birbirinden ayırdı. Hatırlayalım, hani Ramazan'da çok sık okuduk o ayet. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an bu de minnâsî ve beyinnâsîne bu de evvel Furkan. Yani Kur'an'ı anlatırken Allah onun Furkan olduğunu, hatta batılı birbirinden ayırdığını ifade ediyor. Kur'an insanın dışındaki Furkan'dır. Ve Kur'an'ın mucibiyle amel edildiğinde insanın kalbinde Furkan belirir ki o Furkan da insanın içindeki Kur'an'dır. Aslında buradan şu noktaya geldik. Hani ilk başladığımız noktaya döndük. Kur'an Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine inmişti. Kabe'nin damına değil. O halde Peygamberimizle Kur'an arasındaki en külli ilişki Kur'an'ı kalbe indirme meselesidir. Bir mümin için de Kur'an'la arasındaki en büyük ilişki budur. Çünkü Efendimizin en büyük sünneti
Kur'an'la ilişkisindeki en büyük sünneti din kalbe indirilmesidir. Nasıl indirilecek bu kalbe? Yani Kur'an hocam bu şekildedir, böyledir. Eğer bu kalbe nüfuz etmez, söylediğim süreçleri kat etmezse Kur'an, o zaman Kur'an'la ilişkisi, yani Kur'an'ın bizi inşa süreçlerinin hiçbiri gerçekleşmemiş oluyor. Pir Sultan Abdal'ın da sanırım, şu anda tam hatırlamıyorum ama öyle diyor. Ben bir kaz aldım karıdan, boynu da uzun borudan, 40 abdal kanın kurudan, 40 yıl oldu kaynatırım kaynamaz. Okuyoruz okuyoruz Kur'an'ı, gelişme kaydedemiyoruz. Kılıyoruz kılıyoruz namazı, gelişme kaydedemiyoruz. Tutuyoruz tutuyoruz orucu, bir gelişme kaydedemiyoruz. Neyden sebep? İşte bundan sebep. Yani o fiili ikamesini, fiili olarak ibadetlerin, kıraatin, tilavetin, Kur'an'ın anlamını hayat içerisinde gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bundan sebep. İnşallah. Hacı Bektaş Veli'nin makalatında bir ifade vardır. Çok mühim. Diyor ki, bir şişeyi alsanız, içine bir şarabı koysanız, sonra o şişeyi alıp bir denizde 40 yıl yıkasanız, 40 yıl sonra çıkarsanız ve sen bana sorsan, desen ki bu şişe temizdir değil mi? Ben sana derim ki bu şişe necistir. Sen de bana desen ki 40 yıl bir bahirde bir denizde yumdu ama, ben de sana derim ki gırtlağı tıkalıydı, içine girmedi ama. Kur'an'ın kalbinize nüfuz etmesi gerekiyor. Allah razı olsun hocam.